Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en önemli ve kuvvetli sünnetlerinden biri de kötülüğe kötülükle değil, iyilikle karşılık vermek, işledikleri haksızlık ve eziyetlere rağmen insanları affetmektir. Tüm yaşamı, davranışları ve üstün ahlakıyla Müslümanlara en güzel örnek olan Peygamber Efendimiz 13 yıl boyunca Mekke'de kendisine ve beraberindeki müminlere dayanılmaz eziyet ve işkenceler yapanları dahi affetmiştir. Bu zorlu dönemde müşrikler Peygamberimiz Kabe'de secde ederken yeni doğmuş deve ölüsünü haşa getirip sırtına koydular. Pazarlarda, panayırlarda, Safa tepesinde, Taif'te bu mübarek insanı haşa kanlar içinde kalıncaya kadar taşladılar. Olmadık hakaretler ettiler. Suikastler düzenlediler, yemeklerine zehir kattılar. Geçtiği yollara dikenler serdiler. Yurdunu terk etmeye mecbur ettiler. Savaşlarda amansızca saldırdılar, dişini kırdılar, mübarek yüzünü yaraladılar. Hudeybiye'de önünü kestiler, Mekke'ye girip umre yapmasına izin vermediler. Allah'ın takdir ettiği zaman geldiğinde ise tüm bunlara güzel bir sabırla sabreden Peygamber Efendimiz ve müminlerin üzerinden Yüce Rabbimiz bu zorlu imtihanı kaldırdı. Onları müşrik ve münafıklara üstün kıldı. 12 bin kişilik bir kuvvetle Mekke'ye giren Resulallah Kabe'de yüzünü halka dönerek sordu. Şimdi benim size ne yapmamı bekliyorsunuz? Cevap verdiler. Sen Ali Cenab bir zatsın. Bizim sana yaptıklarımızı sen bize yapmazsın. Bunun üzerine sevgili Peygamberimiz şimdi doğru söylediniz. Evet, ben size sizin bana yaptıklarınızı yapmayacağım. Ben kardeşleri tarafından kuyuya atılan Yusuf peygamberin kardeşlerine dediğini diyeceğim. Bugün size karşı sorgulama, kınama yoktur. Gidiniz, hepiniz serbestsiniz. Yüce Rabbimiz bir Kur'an ayetinde insanlar üzerindeki haklarından vazgeçip onları affetmenin faziletini şöyle bildirmektedir. Onlar affetsinler, vazgeçip iyi muamelede bulunsunlar. Allah'ın sizi bağışlamasını arzu etmez misiniz? Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.